Efendim, herkese iyi günler diliyorum. Bugün Ankara Kent Sohbetleri 2. sezon 16. sohbetimizde 16 ve 17. oluyor belki. Gonca Gökalp Alparslan ve Pelin Şahin Tekin Alp hocalarımız Hacettepe Üniversitesi'nden bizlerle birlikteler. Tabii ben onlarla son 4-5 yıldır hep birlikteyim, her yıl hemen hemen. Bu Tarihi ve Kültürel Miras Araştırma Merkezi HÜTKAM'ın kültürel bellek sempozyumlarında pandemiye rağmen süren ve bu senede bir sonraki kültürel bellekte benim de bir konuşmam olacak, onu da söyleyeyim, 13'ünde. Bu kültürel bellek, kültürel miras konusu tabii çok zengin ve çok değerli konuşmacıları bir araya topladı ve ben bundan çok mutlu oldum. Hepsine katılmak istedim. Katılamadığım oldu ama çok değerli konuşmaları izledim. Filiz Yenişehirli hocamız, işte Mustafa hocamız, birçok hocalarımızla birlikte olduk. Şimdi efendim, ben çok fazla uzatmadan sözü Pelin hocama bırakıyorum. Hütkam ve kendisiyle ilgili, tabii Ankara ile ilgili daha ağırlıklı olmak üzere söyleyeceklerini dinlemek için. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederiz biz de. Gerçekten davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Siz davet edince tabii ki gelmemezlik olmazdı. Çünkü siz bizi bırakmadınız. Hem tüm sempozyumlarımızda hem de çevrim içi konuşmalarımızda hep bizdeydiniz. Bu anlamda bir vefa borcu olarak katılıyoruz. Ama tabii ki adı çok güzel, Ankara Kent Sohbetleri. Biz kendi adıma da Gonca adına da bunu söyleyebilirim sanırım. Gerçekten Ankara sevdalısı iki kişiyiz. Yani bu bütün Hacettepe Üniversitesi'nden bağımsız olarak Ankaralıyız ve Ankara'yı çok seven iki akademisyen, iki birey, iki Ankaralıyız. Şimdi HÜTKAM, Hacettepe Üniversitesi Tarih ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi ile etkinliklerle ilgili şöyle bir beraber konuşalım istedik. Bireysel aktarımlar dışında aslında ben yıllarca Ankara dışındaydım. Ankaralıydım ama Ankara dışındaydım. Şubat tatillerinde ya da yaz tatillerinde hep Ankara'ya geldim ve öyle bazı rutinler vardı. Maalesef bugün olmayan Gençlik Parkı yazın, yani var tabii ki ama bozuldu ve kullanılmadı yıllarca. Biz de gitmedik. Yıllarca mutlaka bizim uğradığımız bir Ankara noktasıydı. Ailecek gittiğimiz Ankara'ydı. Hem çocuk yaşımızda o güzel oyuncaklara bindik ama biraz daha büyüyünce havuzun, bahçenin, oradaki trenin keyfini çıkardık. Bütün o Ankara'yı dolaşır gibi gezen trenin keyfini çıkardık. Ardından tabii ki şimdi hayvanat bahçelerine karşıyım, hayvanların kapatılmasına karşıyım ama Ankara Hayvanat Bahçesi Atatürk Orman Çiftliği sınırları içinde bir başka uğradığımız noktaydı. Rahmetli dedemle kongrepik yarışlarına gittim, at yarışı seyrettim gibi hep böyle dışarıdan Ankara'yı yaşayan biriydim. Ama lise sonunda Ankara'ya geldim ve ondan sonra tabii ki bütün yazarlar, düşünürlerle birlikte bir Ankara'yı yaşama şansım oldu. Yani tabii ki Zafer Çarşısı'nın Toplum Kitabevi'ni hep kullandık. Hep Gonca ile diyoruz ki aynı yerleri kullanmışız, aynı yerlere gitmişiz. Çevremiz hep aynıymış ama niye bu kadar geç tanışmışız hiç anlamadık. Hatta bahçelievlerde bile birlikteymişiz ve Gonca Hocam da deneme lisesi geçenlerde Evet konuştuk, ne güzeldi sohbetimiz. hocam. Evet, hocamla denemelik bağımız var. Evet. Yani bu sene bizim bu semtlerle ilgili konuştuğumuzda bütün semtlerde bir yaşamışlığımız var.
Bu çok önemli. Ankara'yı sevmek için önemli. Ama Ankara'yı sevmek tabii ki Cumhuriyet'in başkenti Ankara olduğu için, Anıtkabir olduğu için zaten kalbimizdeydi her zaman. Çok değerliydi. Dolayısıyla biz bunları nasıl birleştiririz, ne yaparız diye düşündük ama bu sürece birazcık geç geldik ya da birazcık düşüne düşüne geldik. O yüzden belki birazcık neler yaptık diye hızlıca belki konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersin Gonca? Yani Evet tabii aslında yani Hütkam bizden önce vardı. vardı. Sanat tarihi bölümünden çok değerli hocamız Sema. Sema Doğan hocamız Tarih ve Kültürel Miras Araştırma Merkezi'ni kurmuştu. Sonra bizleri yönetime davet etti. Onun bu anlamda gerçekten merkez kurmak öyle kolay bir şey değil. Çok ciddi bir bürokrasisi, sabrı, emeği var. O yüzden hocamızı da saygıyla, sevgiyle, tabii hala çok çalışarak devam ediyor ama merkezi hadi çocuklar siz devam edin dedi. Aslında kendisi de çok genç. Ondan sonra bir zaman merkezi hani hocamızla başladık. Sonra çalışmalara başladığımızda hani bizi destekleyen konuşmacılarımız oldu elbette. Ama o arada biz ilk birlikte akademik çalışmamız olarak da hani Ankara ile ilgili çok güzel bir giriş yaptı Pelin'cim. Ondan sonra biz bir yandan bu toplantıları gösterecek şimdi Pelin ama bir yandan hemen Ankara için bir kitap hazırlığına başladık mesela o arada. Onlara da gelecek. Evet. Buyurun Pelin'cim. Yani gerçekten Sema 2014-15 gibi bu çünkü uzun süren bir kuruluş süreci. Sanat tarihi bölümünün çeşitli hocalarıyla birlikte kurdular, kurma çalışmalarına başladılar. Ama tabii ki sadece sanat tarihi değil, arkeoloji, antropoloji, Türk Dili Edebiyatı, bilgi belge yönetimi gibi Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerinden hocalarla bu kurma işlemini gerçekleştirdiler. Ardından tabii ki bu kültürel mirasın izleri gördüğünüz bu afişimiz çok önemlidir. Zöğütma afişi biliyorsunuz. Evet. Bir etkinlik yapalım diye beni davet ettikten sonra ilk etkinliğimizdir bu. Ve gerçekten kazı başkanları ve restorasyonu yapanlar, konservasyonu yapanların geldiği bir etkinlikti. Çünkü kültürel miras, biz tabii ki sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinde herkesin tabii ki derdi ama biz fiziksel olarak da ilgileniyoruz, takip ediyoruz ve okutuyoruz. Çok önemli bir noktayı anlamak ve anlatmak durumundaydık. Burada tabii ki önemli olan bizim burada tabii anlatıyorsunuz, sizler de akademisyensiniz hocam. Kime ne kadar işlerse, kime ne kadar değersek, biz burada aslında Gonca ile birlikte birazcık amacımız farkındalık yaratmak. Mümkün olduğunca her konudan başta öğrencilerimiziydi tabii ki okulda olduğumuz için ilk önceliğimiz gençleri ve öğrencilere farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla böyle çalıştık ve bu Zeugma ve Hasankeyf kazıları, kazı başkanları sağ olsunlar geldiler, kazıları anlattılar ve burada koruma adına da neler yaptıklarını da bizlere sundular. Bunlar ilk başlarda serbest konferanslardı. Biz konferanslar yaparak bu işe başladık. Hepsi çok değerliydi ama şimdi ben bu sunuma hazırlarken çok duygulandım. Çünkü aslında bireysel kendi belleğimizi de hatırladım burada. Çünkü bu kültürel bellek, kültürel miras çok önemli. Kültürel belleğe sahip çıkmalıyız. Ve bu kültürel belleğimiz bireysel belleğimiz. Kent belleğinden önce bireysel belleğimiz. Burada mesela hocamızı görüyoruz. Kendisi tabii Semih hocam çok güzel konuşan, çok iyi araştırmacı Semih Tezcan hocamız. Şimdi yok. Yani dolayısıyla iyi ki bunları yapmışız diye düşündüm bu PowerPoint'i de hazırlarken. Dolayısıyla Pardon Selin, Ali burada şöyle bir cümleyle girmek istiyorum. Herkes biliyor mu, biliyordur belki ama bir kere de ben yad etmiş olayım. Hani
Alemin ölümü, alemin ölümü derler. Semih Tezcan Hoca, Türkoloji için çok çok eşi Nurhan Tezcan Hocamız da öyle. Çok büyük değerler, çok çalışkan. Evliya Çelebi'nin bugün Türkoloji alanında ve Türk araştırmalarında, Türk bilim araştırmalarında hak ettiği saygın yere gelmesini çok doğru metin çalışmalarıyla sağlamış büyük araştırmacılar. O günlerde bize bu zamanı ayırmış oldukları için çok minnettarız. Hocamızı saygıyla, sevgiyle yad ederken. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Hani biz çok genç ve yepyeni bir adım atan bir merkezken bize güvenip bir panelde bizim konuğumuz oldular. Hacettepe Üniversitesi'nin konuğu oldular. Öğrencilerimizle, hocalarımızla, arkadaşlarımızla biz de onları dinleme şansı bulduk. Bunu hani gerçekten eminim sonraki yıllarda, o yıllarda bu konferansı dinlemiş olan genç arkadaşlarımız da diyecekler ki, biz bazen Pelin'de bunu konuşuruz çünkü. Aa, ben lisanstaydım, filanca hocayı dinlemiştim. Ben yüksek lisanstaydım, falanca hocanın konferansına gitmiştim. Şu yazarın kitabının imzasına katılmıştım filan diye. Gerçekten hani insan geri dönünce bu konferansların dersler kadar, derslerden çok daha hatta etkili izler bıraktığını fark ediyor. Gençlerin de bölümlerden davet ettiğimiz açık erişimli bu salonlarda yaptığımız toplantılarda gençlerin de bunu yıllar içerisinde fark edeceklerini biliyoruz ki bu da bizim ilk etkinliklerimizden biri, yani 2014'te, değil mi Pelin'ciğim? Gerçekten ve bu kadar büyük hocaların bize Gonca'nın dediği gibi gelmiş olması çok değerliydi. Çünkü Gonca söylüyor, haklı olarak herkes siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz gibi sorular da olabilir kafalarında. Ama bu hocalarımız hiç düşünmeden geldiler. Evet, sonra böyle yine devam ettik, böyle temalar oluşturmuştuk. Yaz kültürü, çünkü o zaman da tabii ki yaz çok önemli, kültüründe de çok önemli, her kültürde çok önemli. Dolayısıyla böyle bir yaz kültürü diye konuşma hazırladık. Sağ olsunlar yine antropolog, sanat tarihçi, edebiyatçı hocalarımız geldi. Bu arada tabii ki biz sadece yerel ve şey kalmadık, yani Türkiye sınırlarından değil, özellikle Zeynep Hanım İngiltere'den gelip bizim için konuştu. Çok değerliydi yine. Ardından tabii ki bizim bir de belgeseller de gösterdik. Çünkü Kerime Hanım sanat tarihçidir ve dostumdur. Ve bir Fatih belgeseli hazırlamıştı, biliyorsunuz, ödüllü bir belgeseldir. Dolayısıyla da hem Kerime Hanım şimdi de emekli oldu ama TRT'de çalışıyordu. TRT ve İletişim Fakültesi ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Sezer Akarcalı'yı ve belgeseli de izledik. Ve yine yurt dışından özellikle Viyana Üniversitesi'nde Türkçenin ve Türkolojinin tarihi gerçekten şimdi ismini ben yine söyleyemeyeceğim. Gisela Proşaska Ayıl. Viyana Türkolojisi, Türkoloji araştırmaları için Avrupa'da ve bütün dünyada çok önemli bir merkezdir. En eski, en köklü Türkoloji merkezidir. Hani Türkoloji deyince Türkiye'de sadece Türk dili ve edebiyatı anlaşılıyor olabilir. Daha dar kapsamlı. Aslında Türkoloji, Türkiyat çok büyük bir şeydir. İçinde Türk tarihi, Türk sanatı, Türk sosyolojisi, Türklük bilimiyle ilgili her şey. Ve Viyana Üniversitesi bu anlamda Orta Avrupa'nın değil, dünyanın en eski Türkoloji merkezidir. Gisela Hoca da bir Türkiye ziyareti sırasında bizi kırmayıp iki ayağını bir pabuca soktuk onun, ama bizi kırmayıp geldi. Bize çok güzel, çok değerli bir konferans verdi. Ben de orada, burada sevgili teşekkür ediyorum tekrar sevgili arkadaşıma. Bu arada tabii ki biz ikimiz, Gonca'yla ikimiz sıklıkla kendi çevremizi davet ettik. Davet ettik ve kırmadılar bizi gerçekten. Yani Hütkam olarak tanınması da belki bu sayede oldu. Çünkü
kendi çevremizden bizi kırmayacak dostlarımızı la konuşup, tabii ki konuyla bağlantılı olarak dostlarımızla konuşup biz Hütkam'ın görünür olmasını sağlamaya çalıştık. Burada da bir yandan Türkolojinin, bir yandan da belgelerin, bilgilerin. Evet, biraz hızlı gitmek istiyoruz ama ikimiz vazgeçemiyoruz bazı şeylerden, kusura bakmayın. Gayet güzel. Gayet güzel. Az samimi oluyor, güzel oluyor. Devam. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi burada tabii ki James Clerk Mangan'la ilgili bir konuşmayı yine Nesrin Karaca, duayen bir hocanız Nesrin Karaca'nın sunduğu bir araştırmaydı bu. Ve tabii ki Gül İrekoğlu. Gül Hoca sağ olsun çok sevdiğimiz bir hocadır. Ve Ankara'ya geldiğinde hemen yakaladık kendisini. O da bizi kırmadı sağ olsun. Bu alanda tarih kurmacaya nasıl dönüşür? Çünkü gördüğünüz gibi bir sanat tarihçidir Gül İrekoğlu. Hala çalışıyor, kitapları var. Ama bu arada da bir yandan da çalıştığı dönem daha çok 18. yüzyılda, 17-18. yüzyılda çalışıyor. Ve o sultanların hayatıyla ilgili öyküler aklına bir gelmiş ve onları yazmaya başlamış. Çok da güzel romanlardır. Onun dışında kendi hayatından, çocukluğundan, gençliğinden, çevresinden de bazı anılarla otobiyografi mi diyeceğiz, biyografik kitapları da var. Dolayısıyla yine bunların hepsi aslında burada salondan çekmemişim ama inanın çok dolu dolu. Ben izlemiştim Gül Hoca'yı. Ben de epey fotoğrafı vardır. Bütün slaytlar vardır neredeyse. Evet, çok güzel ve tabii ki inanılmaz Evet. anlamlı konuşmalar oldu bunlar da. Ya burada tabii bizim şöyle bir amacımız da var. Sadece hani akademik bilgiye erişmek üzere akademik figürlerle öğrencilerimizi tanıştırmak ya da dinleyicilerimizi tanıştırmak değil, aynı zamanda yaşayan sanatla ve yaşayan edebiyatla yani içinde bulunduğumuz güne de tanık olmak yani ve kendi tanışıklıklarımızı bu anlamda öğrencilerimize, gençlerimize, üniversitemize taşımak amacımız. Hani bu tür etkinliklerde yazarlarla, şairlerle, heykeltıraşlarla, ressamlarla tanışmanın, yani dinleyici düzeyinde tanışmanın da çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Hani şu anda tabii ki birçok kişi birçok yerde imza günü yapıyor. Herkes istediği yazarı ve şairi takip edebilir ama biz daha çok burada kültürel bellek, kültürel miras, tarih, yakın tarih, uzak tarih meseleleri çerçevesinde yazarları biraz bu konularla meşgul ederek ya da bunlarla meşguliyetlerini bize dilleriyle ifade etmelerine zemin hazırlamaya da çalışıyoruz. Hani sonraki kültürel bellek toplantılarında da bunu sürdürdük. Gül Hanım'ın da çok sanat tarihçi kimliğiyle yazar kimliği çok güzel birbirinin içine geçiyor. Çocuklar da çok etkilenmişler gençlerde. Evet, buradan yavaş yavaş biz kültürel belleğe doğru gidiyoruz. Yani Evet. tek tek konferanslar dolu dolu salonlarla daha güzel bir şeyler, daha güzel demeyeyim tabii ki. Farklı bir şeyler de yapalım görüşü oldu. Bu anlamda tabii ki Katip Çelebi konferansı, bunlar paneller daha çok. Çünkü bir belgesel hazırlamıştı TRT'den. Mehmet Hocam da ısrarla bir kitap gösteriyor Evet, ama kültürel bellek. 2016 Kültürel Bellek 2016 benim ilk katıldığım sanırım bu. Birazdan birkaç fotoğraf göstereceğim ama dönmek için söylemedim. Yani bunlar hep kitap haline geldi. Evet. Onu da söylemek istiyorum. Hatta sırada da iki kitap daha var. Var. Çalışılıyor. Onunla konuşacağız. Aslında 3-4 de hazır ama üniversiteyle ve bizim işlerimizde çok hızlı gidemiyoruz maalesef. Evet, belgesel Katip Çelebi. Ardından da tabii ki Gürcü. O zamanlar Gürcü konsolosunun eşi söyleyemedim. İrene Hanım sanat tarihçidir. Onun da çalışmalarıyla bir panelde yaptık. Şöyle, evet, geldik kültürel bellek. Biz Evet. sonra yönetim kurulu olarak
konuşurken ne yapalım, bir şey yapalım, 3 günlük sempozyum yapalım diye fikir oluştu. Ne olsun adı? Kültürel bellek olsun ve içinde her şey olabilir. Özellikle tabii ki burada kısa bir tabii şey yaptım, her şeyi kullanmadım ama salonları göstermek istedim öncelikle. Ve burada tabii ki arkeoloji, sanat tarihi, dil bilimi, dil bölümleri, Türk dili ve edebiyatı, mimarlık, aklınıza gelebilecek, bellekle ilgili çalışabilecek herkesi ki 2016 sadece şöyle söyleyebiliriz ki bizi kırmayan dostlarımızın geldiği bir sempozyum oldu. Çünkü gene 3 günlük bir kocaman sempozyum yapıyorsunuz. Kim gelir kim gelmez bilmiyoruz. Biz bu anlamda davetli yaptık bu konuşmaları ve herkes çok anlamlı konuşmalarla oldu. Ama tabii burada çok önemli bir nokta var. Madem Ankara kent konuşmaları, biz iki Ankara sevdalısı her 3 günden birini Ankara'ya ayırdık. Ankara oturumları, Ankara konuşmaları, dolu dolu Ankara, Ankara sorunları ya da Ankara'yı bilmeyen herkesin öğrenmesi gereken bilgileri içeren oturumlar yaptık. Bu arada tabii ilk sempozyumumuzdan itibaren biz üniversitemizin de bize güvenmesinin karşılığını vermeye çalıştık. Üniversitemiz de hani bu biliyorsunuz bu tür etkinlikler sadece salonuna olmuyor. O salonun ısınması, aydınlanmasıyla olmuyor. Aynı zamanda bu kadar konuğumuzu davet ediyoruz, mahcup olmamak için üniversitemizde ağırlıyoruz ve bunun bir bütçesi var. 2016, 2017, 2018 ve 2019 sempozyumlarını hep üniversitemizin bütçelendirmesi desteğiyle şey yaptık. Tabii hani biz de elimizden geleni kendi adımıza yaptık ama üniversitemizin bu anlamda arkamızda olduğunu bilmek çok büyük bir gurur ve güçtü bizim için. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Biz aslında 2016'yı yapacaktık, bitecekti bu iş. Hatta benim 3 gün dedi ya, biz aslında 2 günlük yaparız. Hani 2 gün, evet, 2 gün iyidir dedik. Sonra bir baktık, kendiliğinden 2016 3 gün oldu. Ve bu salonlarda görüyorsunuz, Süreler kısaldı. salonlarda görüyorsunuz gençler. Yani bu böyle bir şey görüntüsü değil. İlk gün böyle olur zaten. Genellikle hani toplantıları herkes bilir. İlk gün böyle olur. Çaka çaka dolu olur. İşte ikinci gün azalır. Üçüncü gün sadece biz bize kalınır. Hani bunun tabii hangi günden olduğunu hatırlayamayacağım şimdi bu toplantı, bu görüntünün ama şunu söyleyebilirim. Biz salonu zor kapattık. Yani 2016 üçüncü günün akşamı kapanış değerlendirme oturumu yapıyoruz. Hani daha böyle bir kendi kendimize olacağımız bir oturum olacağını düşünürken biz salonu zor kapattık. Tamam canım hadi şimdi kapatalım seneye inşallah falan gibi çıktık dedik. Toplantı bittiğinde Pelin'le böyle bakın kaldık. Yani gelecek seneye de şunu yapalım falan derken ya da gelecek sene ben de şunu konuşmak istiyorum diyen arkadaşlarımız, gençlerimiz, hocalarımız, ay pek güzel oldu doyamadık diyen sevdiklerimiz, dinleyicilerimiz. Ama en Seri önemlisi olarak yapın program diye. Tabii gençlerim. seyircilerden seri olarak lütfen seneye de yapın isteği o geldi. Yani biz de tabii ki düşünüyorduk ama onu bir Şimdi ben bir yapımı şey, görev atfettik. bu arada bir şey Tabii söylemek buyurun hocam. istiyorum. Bu ilk sempozyumda çok heyecanlandım. Çünkü beni davet ettiniz, sağ olun, var olun. Burada da işte ok koydum bir tane. Orada konuşmada da fotoğrafı koymuş. Evet hocam. O gün benim kızım da O geldi. İlk defa. fotoğrafı ben mi çektim? Bilmiyorum herhalde. O gün benim kızım Hacettepe'ye yeni giren bilgisayar mühendisliğinde Defne de geldi ve beni izledi ilk defa. Ondan sonra gelmedi zaten çok yoğun. Ya canım. Bilgisayar mühendisliği bölümünde falan filan. Şimdi birazdan ondan bir fotoğraf paylaşacağım ama bu heyecanı şöyle. Benim Hacettepe ile babamdan kaynaklanan bir gönül bağım var. Babam orada biliyorsunuz tıp fakültesinde profesördü. Evet.
Oradan Uzun demek ki yıllardı değil mi hocam? Çukurova Üniversitesi'ne gitti. Orada işte uzun yıllar çalıştı. Hacettepe, Beytepe'nin kuruluşunu ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Biz giderdik o zamanlar. Zor bir ulaşması zor bir yerde. Sonradan gittiğimde Hacettepe, Beytepe müthiş güzel bir yer. Cennet vaha olmuş. O heykeller, o ormanlar, yürüyüş yolları. Hatta ben işte Defne'yi bırakıyorum ve orada bir yürüyüş yapıyorum. Öğlen yemek yiyorum falan orada. Bu sempozyumlar esnasında da pek çok bildiğimiz, tanıdığımız dostlarla birlikte olduk. Mesela Sacit Pekak. Onu Evet. burada bahsedeyim. Sacit benim daha 90'ların başından beri arkadaşım, sanat tarihi bölüm başkanı işte filan. Günsel Hoca rahmetli, Günsel Hocam Renda. sağlıklı Allah hocam. rahmet Allah eylesin. sağlık. Öyle mi? Günsel hocası yaşıyor. Öyle Sağlıklı mi? Ha, kalmışlar var. Tabii. bir vefat eden hocamız vardı. O Fatih hocam diyorsunuz hocam. Ha, evet. Ben şimdi onlarla tabii sohbet etmek, sizlerle olmak çok güzel. Ve buradaki bildiriler de çok ilginç. Yani bir de tabii ben farklı bir disiplinden geldiğim için kültürel bellek, sonra kültürel mirasın izinde Ankara kitabı oluştu. Bunlar hakikaten çok değerli çalışmalar Ankara için ve ülke için genelde söylemek lazım. Böldüm ama bu benim de küçük bir kişisel anımı Ama paylaşmak istedim. aslında hocam çok güzel bir şey söylediniz. 2019 Kültürel Bellek toplantısında geldiğinizde hocam Defne yok mu dedim. Defne mezun oldu demiştiniz. Biz Kültürel Bellek 2016'dan itibaren Defne çok çalışkan bir genç olduğu için yani aslında biz böyle bir üniversitede bir 4 yıllık bir öğrenci grubunu 16'dan 19'a Mezun ettiniz. mezun ettik. Doğru, doğrudur. Bu arada Evet. iki şeyi de Buyurun efendim. söylemek istiyorum. Tabii ki burada afişimizdeki eller, bundan söz etmek durumundayım. Eller tabii ki Ankara'nın tarihinde çok önemli. Bu biliyoruz Sınıye'deki el heykelidir bu. Metin Dolayısıyla Yurdanur'un. Metin Yurdanur'un ve bunu çeken de arkadaşımız tabii ki Evren. Evren'i de şuradan görebiliyorsunuz canım Evet. benim. Bahsedeceğiz ondan sonra tekrar. Bir de tanıyorsunuzdur burada. Bakın Cemre. Ankara Kent Konseyi'nde çalışan genç arkadaşımız. Burada öğrenciyken bize yardım etti ve canı gönülden yardım etti. Ne Mezun olunca da Ankara Kent Konseyi'nde konuşmacı olarak da davet ettik. İleride konuştu bize. Bu anlamda kendi belleğini de oluşturdu. Gonca'nın söylediği gibi mezunları var, kayıplarımız var. Ama unutmuyoruz ve hatırlıyoruz. kitaplar var böyle ben şimdi kolumu doyadım bayağı bir yükselmeye başlamış. İnşallah daha da geliyor hocam. İnşallah. Bir de araya tabii ki Cahit Külebi, doğumunun 100. yılında anılarla Cahit Külebi. Çünkü Nurhan Hoca Cahit Külebi'yle tabii ki çok birebir çalışmış, konuşmuş. Ve Zeynep Taşpınar'da Ankara'ya geldikten sonra onun asistanı gibi yani çok sevdiği birisi olarak kitaplarıyla ilgili çalışmış iki kişiyi davet ettik. Ve anılarla Cahit Külebi'yi andık. Dolayısıyla edebiyat tarihinde, insanlık tarihinde, Türkiye tarihinde çok önemli birisidir Cahit Külebi. Ve onu da yaşayanlarla birlikte anmak çok önemliydi. Burada yine Semih hocamızın da desteğini, gelmesini unutmayalım. Evet, şimdi devam ediyoruz. 2017, tabii böyle daha her zaman dolu dolu geçti. Hem açılışlar hem kapanışlarda artık bu kapanış günümüz ve bize yardımcı olan Koray, genç arkadaşımız Koray'la birlikte yine biz önümüzdeki yıl ne yapalım mı düşünmeye başlıyoruz. Yani kapatıyoruz ve düşünmeye başlıyoruz ama inanın burada her zaman bir gün hiç olmadı 2 oturum Ankara'ya ayırıyoruz ve zaten Ankara'nın önemi ve Ankara'nın sorunları hiç bitmediği için konu
Pelin'in belki internet bağlantısında mı bir şey oldu? Pelin hocam kesildiniz. Evet. Şu anda geldi. Evet. Devam edebiliriz. Tamam, Ankara'yı çok önemsediğimiz için her zaman Ankara'yı öne alıyoruz ve sorunları, güzellikleri ne bilmeyenlere göstermeye, unutanlara hatırlatmaya çalışıyoruz. Geçeyim o zaman hızlı hızlı. Çeviriyorum öyleyse varım. Biraz meslek işi gibi ama bakın salona... Mehmet hocam o ok duruyor ekranda ama o oku kim yaptı? Onu temizleyeyim efendim hemen, kusura bakmayın. Temizledim. Tamam. Şurayı görüyorsunuz, yani Edebiyat Fakültesi'nde tıklım tıklım merdivenlerde çocuklarla ulaştığımız bir etkinlik. Bir de böyle tabii ki Keban. Keban çok önemli, biliyorsunuz ODTÜ'nün tarihinde çok önemli bir yeri var. 50. yılında Keban'ı hatırlamak, ODTÜ'deki ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin de yer alan müze müdürü hanım, Çiğdem Hanım'ın aracılığıyla biz de dahil olduk bu etkinliğe. Paydaş olarak ODTÜ ve biz beraber çalıştık. Ve yaşayan o dönemden yaşayanlarla birlikte 50 yıl önce asistan olan genç hocalarımız, bugün burada kır saçlı hocalarımız, 50 yıl önce Keban'da çalışmış, bu projelerde çalışmış hocalarımız geldiler ve konuştular. Çünkü biz bu sırada bellek sempozyumlarını yapıyorduk ve artık konuştuk ve önemliydi, niyetle dedik. Ve burada az fotoğraf koydum ama hızlı geçelim diye, çok önemliydi. Yani bellek konusundaki katkılarımız artık görünür olmaya başladı. Evet, görünür olmaya başladı. Yani hani aslında bu ortaklıklar çok önemli ve çok değerli. Yani sadece o türlü değil. Mesela şu anda sizinle de hani sizin Ankara kent tarihine katkınız ya da hafızamıza, toplumsal hafızamıza, bütün büyük bir ülkemizin yakın dönem ve uzak dönem verilerine duyduğunuz saygıyla siz de Ankara kent sohbetlerini düzenliyorsunuz, televizyon etkinliği yapıyorsunuz, çeşitli yerlere, konferanslara gidiyorsunuz falan. Hani burada aslında hani nasıl siz bize davetlerimize hep karşılık vererek geldiyseniz, bizimle birlikte olduysanız, biz de sizlerin etkinliklerine katılarak aslında ortak olarak bazı şeylerin duyulmasını, farkına varılmasını, sizi tanımayanlar varsa, bizim etkinliklerimizde bizi tanımayanlar varsa, sizin etkinliklerinizde olarak varoluşlarımızı göstermek, yani çabalarımızı göstermek. Çünkü hiçbir emek hani bir seferde böyle hemen meyvesini vermiyordur. Hani bir tohum gibi. Bu ODTÜ ile yapılan bu ortak etkinlik bizi çok heyecanlandırmıştı. Hani böyle sanki sadece işte su mühendislerini ya da arkeologlara ilgilendiren bir çalışma gibi görülebilir. Ama bu bir davetti. Yani siz de gelin daveti. Bunun hem Hacettepe ile ODTÜ arasında bir ortaklık olması, hem de araştırma merkezleri arasında bir ortaklık olması açısından bizi çok heyecanlandırdı. Kendi kendimize olmadığımızı, yani görünür üniversitemizin ve çalışmalarımızın görünür olduğunu göstermesi bakımından bir değeri vardı. O yüzden bunu da nasıl söyleyeyim, onur duyarak hatırlıyoruz. Kesinlikle, evet. Evet, şimdi 2018 o bizi davet eden Çiğdem Hanım burada, ODTÜ'den. O etkinliği gerçekten Keban'ı herkesin hatırlaması lazım. Ve en önceki ODTÜ rektörünü de herkesin hatırlaması lazım. Çünkü nasıl bir... Çünkü Keban aslında sadece bir arkeolojik alan değil, değil mi? Orada sosyal sorumluluk projesi gibi çalışmışlar. Bunu hatırlamak çok önemli. Şimdi 2018'de hala Evren'in çektiği el fotoğraflarını afişlerimizde kullanıyoruz. Bunlar çok amatör tabii ki. Bunları biz baktık, matbaayla konuştuk, öyle olsun böyle olsun diye, ama şurada tabii ki
Geçenlerde Metin Yurdanur'da biz bunu da konuştuk efendim. Eyvah. Dün akşam Gonca'yla konuşuyorduk. Ben posteri gösterdim. O da çok mutlu olduğunu söyledi. Evet. Bildiğini söyledi zaten. Biliyor dedi. Evet. Ya şöyle 2018'de burada hatta üstteki fotoğraflarda sevgili çok değerli arkadaşımız Zülfikar var. En alttaki fotoğrafta da Evren Alparslan hem eşim hem İkiz Dil Bilimi bölümünün çok değerli bir öğretim üyesi ve bütün hayatı boyunca tutkuyla bağlı olduğu bir fotoğrafçılığı vardı. Eşinizin kaybından da büyük üzüntü duyduğumu söyleyeyim şu anda. Kendisiyle tanışmıştık. İki sempozyumda birlikte yemekte yemiştik. Evet. Çok üzüldüm. Evren, biz böyle bir kültürel bellek toplantısı yapıyoruz deyince simgemiz ne olsun, fotoğrafımız ne olsun, afişimiz ne olsun deyince eline fotoğraf makinesini alıp Ankara'da ayrıca dolaştı. O zaman yeni aldığı sürekli bir yeni makinesi olurdu. Evet. En yeni makinesiyle dolaşıp bize fotoğraf, bizim için fotoğraf çekmişti. Ve biz de bu Metin Yurdanır'ın heykelini ve bu fotoğrafı çok sevmiştik. Ama dediği gibi Pelin'in ilk fotoğraflar çok amatörce hazırlanmıştı. Fotoğraflar değil, afişler. Fotoğraf profesyonel, ilk afişler çok amatör bir ruh ve heyecanla hazırlanmıştı. Fakat 2018'den itibaren öncesinde hatta grafik bölümünün, Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünün çok değerli öğretim üyesi, hem benim hem Evren'in hem Pelin'in çok değerli sevgili arkadaşımız, doçent doktor Zülfikar Sayın, kendisi şöyle dedi: çocuklar siz bunu böyle yapıyorsunuz ama sizin afişlere bir el atmak lazım. Böyle amatör amatör olmaz dedi. Ve o günden bu yana da kültürel belleğin afiş sembolü hep Evren'in çektiği fotoğraf, hep Metin Yurdanur'un emek temsili olan, Ankara'nın temsili olan eller heykeliydi. 2018'deki bu afişten itibaren de böyle bir görsel düzenleme ile devam ettik. Hatta sizin çok teşekkür ederiz. Kent Sohbetleri afişinde 2021'in son afişini koymuşsunuz. Hem Necati Bey'in hem sizin arkanızda görmek hoşumuza gidiyor. Renklerini değiştirerek Zülfikar Sayın Hocamız devam ediyor. Evet. Hüsamettin Koçan'la açtık. Evet. Açılış konuşması. Baksı Müzesi'ni anlattı. Şimdi gerçekten burada yurt dışından konuklarımız var. Kusura bakmayın, ben böyle telaşla dün seçtim ve kullandım. Tabii ki burada tüm sempozyumu nitelemiyor bu resimler, fotoğraflar. Herkese anmak mümkün değil. Aynen öyle. Yani çok önemli, çok güzel konuşmalar dinledik. Ankara kurumlarından, kurumları da hiç şey yapmadık, göz ardı etmedik. Müzeleri göz ardı etmedik. Bunlar çok önemliydi. Ankara'da görmeyenin görmesi için, bilmeyenin duyması için onları da göstermeye çalıştık. Evet, burada Evren. Evet. Ela Barış Manço üzerine bir konuşma yapmıştı. Daha çok planlarımız vardı ama olmadı. Evet, dil biliminden arkadaşlar kurumlar demiştik. Özellikle bugün de Kent Konseyi'nde çalışan tabii ki Lale Hanım'ı biliyoruz. Ama burada tabii ki o zamanki Rahmi Koç Müzesi Müdürü, Satranç Müzesi Müdürü. Şu anda da zaten tüm Koç Müzelerinin. Evet, aynen öyle. Tabii ki VEKAM Direktörü Filiz Hoca ve Erimtan. Dolayısıyla bunlar Ankara'nın kültür hayatında çok önemli, etkin kadınlar. O zaman da demiştim, bakmayın Ankara'nın kültür hayatı kadınlara emanet diye konuşmuştuk o zaman da. Çok güzel, anlamlı konuşmalar oluyordu her seferinde. Araya bir şey, bir panel sığdırdık. Bu panel tabii ki Kadınlar Günü ile ilgili. Tabii kadın ya da erkek eşit olduğunu biliyoruz. Böyle düşünüyoruz. Tek bir güne indirilmiş bir güne karşıyız. Ama madem böyle bir gün var,
biz de bunu değerlendirelim ve konuşalım istedik. Ve Ankara'da yaşayan 3 edebiyatçıyla bu günümüzü andık diyelim, kutladık diyemeyeceğiz. Çünkü aslında Kadınlar Günü'nün başlangıcı çok acıklı ve vahim bir olay. Dolayısıyla anma demek lazım. Dolayısıyla evet, Ayla Kutlu, Eren Dizatasu ve Zeynep Taşpınar'ın bizi bir edebiyat dünyasına götürmesi, kadınlar dünyasına götürmesi yine çok dolu bir sempozyumla oldu. Gerçekten inanılmazdı. Ardından tabii ki öğrenciler kitaplarını imzalattılar ve kendi bulundukları şehirde, okudukları şehirde, yaşadıkları şehirde bu kadar büyük edebiyatla karşılaşmanın mutluluğunu gördüler. Gonca'nın söylediği buydu aslında. Bulundukları şehre daha da sahip çıkıyor böyle gençler. Sadece kitabından tanımak değil, birebir tanımak, sohbet etmek, konuşmak, dokunmak, fotoğraf çektirmek. Artık tabii herkesin cep telefonu olduğu için gençler bu konuda şanslılar. Hani ay fotoğraf makinesi var mı diye aramıyor kimse. Hemen bir bakar mısınız diye fotoğraf çektirebiliyorlar. Ama bu da onların kentin belleğinden bireysel belleğe akışı gösterdi. Bireysel belleğini sağlamlaştırdılar sevdikleri yazarlarla tanışarak. Gerekli taramalar etkinliği yaptık. Özellikle çizgi roman, grafik roman ve karikatürün diğer disiplinlerle ilişkisi. Levent Cantek, yine Filiz Hoca, yine bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, tabii ki Mehmet Hoca gibi her etkinliğimizde, her sempozyumunda hocam dediğimizde tamam peki deyip gelen, konuşan bir hocamızdır. Kendisi tabii ki benim çoktan beri hocam birebir. O yüzden Gonca'nın da tabii doktora dersleri aldığı bir hoca ve sonrasında artık sohbetler, ahbaplıklarla geçiyor olay. Ama birikimini de her koşulda, her şartta bizimle paylaştı. Burada da genç karikatür çizerleri, yazarlarıyla ilgili konuşma yaptık. Dolayısıyla gençleri benim bilmediğim en azından karikatürlerle buluşturduk. Biz de öğrendik. Yani kendi adıma söylüyorum, ben de öğrendim. Evet, 2000 ilerledik ve 2019'a geldiğimizde yine 3 gün ve görüyorsunuz, farkındayız herhalde. Tek tek anlattık mı anlatmadık mı unuttum. Gonca lütfen sen de araya gel. Ben böyle şey... Tabii. Ben de aslında salonlar ne kadar insanı heyecanlandırıyor. Burada fotoğraflara bakarken, konuşma başlarken Pelin şey demişti ya, hani toplantının programını hazırlarken bir yandan da işte bireysel hafızamız da tazeleniyor diye. Evet, bu etkinliklerin hepsini biz yaptık. Evet. Evet, ama inanın hani insan, sizler de çok çalışkan iki yazar ve iki araştırmacısınız. Hep öne doğru hani koşarken arkasında bıraktıklarını hani emniyetiyle gidiyor ama farkına da varmıyor galiba. Şimdi bakınca ben de heyecanlandım. Mesela Kültürel Bellek 2019'un, ha bu arada şunu hatırlatayım. Biz her sempozyumu 3 günlük yaparken her sempozyumu her gününe bir konferans koyduk. Yani bir ana konferans ve iki ya da üç oturum şeklinde. Ve hani gerçekten bu ana konferansları şimdiye kadar, yani Kültürel Belleğin bütün etkinliklerindeki bütün ana konferansları hakikaten alanın duayeni olan hocalar, araştırmacılar yaptı. Şöyle hatırlatayım. Mesela 2016'nın açılış konferanslarını 3 gün Gönül Pultar, Fizliğin Şehirlioğlu ve Zeynep Yasayaman yaptı. 2017'yi Ali Cengiz Kan, Turan Tanyer ve Tuğrul Atasoy yaptı. 2018'de Hüsamettin Koçan, Nurhan Tezcan ve Serpil Bağcı hocalarımız yaptı. 2019'u da Bilge Erciyesun, Haluk Özdağ ve Mehmet Tunçer, Harun muydu? Harun Özdaş mıydı? Yanlış söyledim galiba. Harun Özdaş.
ve Mehmet Tunçer hocalarımız yaptı. Hocam sizin konferansınız bizim salonlardaki son konferansmış meğerse, inşallah yenileri gelecek tabii ama. Bilgerçesin hocamız burada açılış konferansını, birinci gün 2019'un birinci gününün açılış konferansını Bilgerçesin hocamız yapmıştı. Benim de doktora tez danışmanım. Hocam da bizi hiç yalnız bırakmadı. Bütün bu etkinlikler boyunca dinleyici olarak katıldı. Hocamın son yıllarda devasa birçok çalışmasının yanında yeni yayınlanmış iki büyük kapsamlı çalışması tarihi romanlar üzerine. Yani romanlarla tarihin yeniden kurgulanmasına akademik bir bakış ve hocanın iki büyük çalışması Sarıkamış şehitlerinin, Sarıkamış harekatının Türk romanında nasıl yer aldığı, arkasından gelen hemen bu yıl yayınlanan çalışması da hocam da kitabı yayına verdi, gelip bize konferans verdi. Bu çalışması da Balkanlar kitabına da Bir Vatan Kaybettiler. Balkanların fethi ve kaybı sürecini ele alan romanlardı. Bizim alanımızın duayen hocalarındandır. Bu açılış konferansını vererek bizi onurlandırdı. Hemen arkasına gelen oturumlarda da dekanımız konuştu. Alttaki fotoğraf değil mi? Bana göre ekranda solda alttaki ikinci ortadaki fotoğrafta Mehmet Tunçer hocamın konferansından değil mi Pelin? Mehmet hocam burada. Hacı Bayram ve çevresini anlatmıştı hocamız. Savaş Zafer Şahin var burada. Altta da evet Savaş Zafer Şahin var. Yani herkes Ankara üzerine çalışan herkesin aslında hani ismini bildiği araştırmacılar ve uzmanlar. Ve sizler tabii biz akademik tarafındayız işte. Siz aynı zamanda hani kent konseylerinde, koruma kurullarında çalıştığınız için hani bunların farklı disiplinlerden araştırmacıların bu salonda konuşması, bizler birbirimizi tanıyıp takip etsek bile esas ve genel bir dinleyici kitlesi açısından çok hem heyecan ve umut verici oluyor, hem kapsayıcı oluyor, hem de takip etmelerini sağlıyor. Mesela bizim bu grafik afişimizin grafik düzenini hazırlayan, tasarlayan Zülfikar Sayın hocamız Ankara'da Kültürel Bellek 2017'deydi galiba. Ankara'daki grafik göstergeler, şehrin içindeki grafik göstergeler üzerine bir konferans vermişti. Ve Kızılay'dan fotoğraflar vermişti. Yaya geçişlerini anlatan çok da esprili güzel bir konferanstı. Fark etmiş oluyor. Mesela şehre yeni gelmiş olan, yeni üniversite hayatına katılanlar ya da bu üniversiteden mezun olup gitmek üzere olanlar veya şehrin hayatına katılmış her konuşmayı dinleyen herkes fark ediyor. Sizin mesela Hacı Bayram ve çevresiyle ilgili konferans ve konuşmalarınız Ankara'nın yiten değerleri çerçevesinde bize şimdiye kadar yanlış hatırlamıyorsam 3 ayrı konuşma yaptınız kültürel belleklerde. Yakında da önümüzdeki hafta 13 Şubat 2021 çevrim içi konuşmalarında da son çalışmanız çerçevesinde yapacaksınız. İnanın yani ayrıntılarını hatırlamasa bile dinleyiciler zihinlerinde bir genel imge, bir fikir, bir bilgi alanı kalıyor. Biz burada gerçekten öğrencilerimizle, gençlerle konuşurken hep şunu söyledik. Ben bu müzeye gittim, defalarca gittim. Ben bu hocamızın kitabını okudum, konuşmalarını dinledim. Buraya bizim için, yani bizim davetimiz üzerine geliyorlar ama biz aslında bunu üniversitede çok farklı insanlar duysun diye yapıyoruz. Yani lütfen sizin için yapıyoruz dedik ve hiçbir o salonları dolduran hiçbir genç arkadaşımız gönülsüzce salonda bulunmadı. Bunun üniversitelerde etkinlik düzenleyen birçok kişi bunun ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaktır. Gönüllülükle gençlerin salonda olmasını sağlamak ve özellikle buradaki konuşmacıların olduğu hani böyle farklı oturumlar var. Mesela geçen görüntülerden birinde vardı. Satranç Müzesi, Vehbi Koç, Rahmi Koç Müzesi, Erimtan Müzesi filan.
biz biliyoruz ki bu müzelere tanıtıma ihtiyacı yok aslında. Bizim için nezaketle geldiler, anlattılar, sağ olsunlar. Ama şöyle bir şey oluyor. Gitme isteği duyuyor. Bilmeyen öğreniyor ve bu orası mıymış diyor. Bilen, ben defalarca gittim ama şu ayrıntıyı görmemiştim. Demek bu böyleymiş diyor. Ve biz hepimiz birlikte zenginleşiyoruz. Bunun çok büyük bir kazanç ve şans olduğunu düşünüyorum. Yani biz aslında kültürel bellekleri hazırlıyoruz. Ama gelenlerin ve dinleyenlerin mutluluğuyla devam ediyoruz. Hem konuşanların mutluluğuyla hem dinleyenlerin mutluluğuyla devam ediyoruz. Onu da çok önemsiyoruz. Pardon değil mi? Pelin, 2019'un son konferansı ve herhalde kapalı alanda yaptığımız son konferanstı. Senin sesin gitti Pelin'ciğim. Şimdi geliyor mu? Evet. Evet. Evet, bu gerçekten son konferans, kalabalıklara gelenlere yapılan son konferansımız oldu. Ardından ara ara önemli konulardaki konferanslarımıza devam ettik tabii ki. Sadece kültürel bellekte. Ama Pelin, o konuşmayı atladın sen. Uğraşmadık. Evet. Bu konuşma Ankara'ya çok yakın bir bölgeyi anlatıyordu. Sanat tarihi bölümünden. Doçent doktoru Macit Tekin Alp hocamızın yani burada bu arkeolojik izler çok büyük bir başlık, çok büyük bir uzun zamanlı bir takibin sonucu aslında ve dağtaş diyerek yanından geçtiğimiz coğrafyanın aslında ne kadar yakınımızda çok önemli bir tarihi alan olduğunu fark etmemizi sağlayan bir konferanstı. Biz kültürel bellekler evet 3 gün 3 gece yapıyoruz ama onun dışında ara ara böyle tekil konferanslar vermeyi sürdürdük. Umarım tekrar. Son konuşmaydı. Evet. Sonradan ne oldu? Pandemi oldu. Pandemi gelince normalde Kasım'da bizim her Kasım'da yapıyoruz kültürel belleği. Ekim'de konuşmaya başladık Gonca'yla ne yapsak ne etsek falan diye. Ama sonra biraz sanki uyku dönemindeydi. Böyle dersleri internetten yapıyoruz, Zoom üzerinden onu anlamaya çalışıyoruz. Tezleri öyle yürütüyoruz, birbirimizle görüşemiyoruz, parklarda oturuyoruz, konuşuyoruz falan derken Zülfikar kendisi yapmıyor musunuz? Ben gerçekten afişi bu sefer istediğim gibi tasarladım dedi galiba, değil mi Gonca? Evet, bu senenin kültürel belleği için hala bana bir şey göndermediniz, hadi bakalım falan dedi. Biz de ya aslında düşünüyoruz ama ne yapsak ki emin de olamıyoruz derken ben hazırladım hadi bakalım dedi, gönderdi. Biz o hızla bir başladık, hala devam ediyoruz. 2020'yi böyle sıcak canlı renklerle karşılayalım. Ama salonlar doldu taştı gene efendim. Evet. Aynen öyle ve aslında burada önemli olan şu oldu. Çünkü normalde salonlarda yaptığımızda evet hiç boş salona yapmadık bu işi ama işi olanlar durdu, başka türlü izin alanlar gelemiyordu. Ama bu çevrim içi konuşmaların şöyle bir avantajı oldu. Zaten cumartesi yapıyoruz ve cumartesi sokağa çıkma yasakları da var. Başka şehirlerde takip edemeyip çalışanların bizi takip etme şansı oldu. Dolayısıyla da salonlarımız böyle doldu taştı. Yani yine öğrencilerimizi haberdar ediyoruz. Üniversitemizin ana sayfasında her hafta o haftanın etkinliği üniversitemizin ana sayfasında yayınlanıyor. Ve bizim Hacettepe Üniversitesi ana sayfasının içerisinde araştırma merkezleri kapsamında Hütkam Hacettepe Edu.tr diye web sayfamız var. Yani Pelin'in burada gösterdiği etkinliklerin her birisi için daha fazla bilgi Hütkam Hacettepe Edu.tr adresinden herkes erişebilir. Ama Zoom adresimiz de tabii üniversitemizin desteğiyle. Üniversitemiz bu konuda da bize internet alanı sağlayarak, geniş bir katılım alanı sağlayarak destek oldu. Ve biz de hakikaten Mehmet Hocam sizin de söylediğiniz gibi yani ne kadar olacağımızı tahmin ederek başlamadık ama
Öğrencilerimizin yanı sıra mezunlarımız, çok eski mezunlarımız, çok yeni mezunlarımız, yüksek lisans doktora öğrencilerimiz, onların arkadaşları, çok farklı şehirlerden hocam bu yıl kültürel veliye gelemedim, hay Allah diye üzülenlerin hepsi, herkes ekranda. Çok değerli hocalarımız, yani biz böyle burada bir ara kuşağı temsil ediyoruz Pelin'le aslında. Bir büyük hocalarımız, duayen hocalarımız var. Bir bizim gibi hali hazırda hani aktif olarak ders veren hocalarımız var. Bir de hani bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz var. Arkadaşlarımız, hocalarımız ve öğrencilerimiz, yetiştirdiğimiz yüksek lisans, doktora, tezleriyle bizi kıvandıran, yönlendiren öğrencilerimiz ve sivil toplum grupları, dernekler falan derken hakikaten her haftayı bağlam bağlam birleştirdik. Mesela şu anda Pelin'in ekrana getirdiği o 16 Ocak etkinliğimiz Sakarya Zaferi'nin, İnönü Zaferi'nin ve Sakarya Zaferi'nin 100. yılı bu yıl 2021 ve Polatlı Tarihi Alanlar Araştırma Merkezi'nden Kadim Koç ve bu yolu fotoğraflayan Ahmet Bozkurt, Atatürkçü Düşünce Derneği, Viyana Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği gibi. Aslında şöyle bir şey oldu. Biz bu dezavantajı, yani eve kapanmanın mutsuzluğunu, bungunluğunu veya zaten Ankara'nın böyle çok hareketli bir sosyal hayatı vardır. Şöyle söyleyeyim, hani bu bir yayın olarak yayınlanacağı için bilmeyenler de bilsinler diye söylüyorum. Mesela benim son katıldığım, Pelin, ben ve birkaç arkadaşımızın son katıldığımız etkinliklerden biri Rahmi Koç Müzesi'nin konferans salonunda Mehmet Tunçer Hocam vardı, Necati Bey vardı konuşmacı olarak. Tıka basa doluydu. Hani Ankara'nın sevdalısı Ankara'nın etkinliklerine hele hele cumartesi ondan ona hoplaya zıplaya koşa koşa gideriz. Ben Necati Bey'in konuşmasının mesela konferansı nasıl coşturduğunu çok net hatırlıyorum. İnsan almadı o salon. Yani biz en arkadaydık ve kapıda en son ben vardım. Yani arkamdan kapıyı ittiriyorlar ve öne doğru gidecek ve kapının açılmasını sağlayacak yerim yoktu. Gonca hocam. Şimdi diyordum. Gonca hocam, bizim rektörümüz Can Çoğun hocamız gelmiş. En arkadan 3. sırada bir arada bir yer bulmuş, oturmuş ve hiç sesini soluğunu çıkarmadan sonuna kadar izlemiş. Ondan sonra da gitmiş. Fotoğraflarda gördüm ben. Ya i̇şte. İnanılmaz bir şey. Böyle güzel, zengin tabii Necati hocamın da kendi sosyete diyelim. Ben aslında hani mesela Ankara'nın hakikaten böyle çok güzel bir özelliği vardır. Pelin biraz önce açılışta şeyden bahsetti. Gençlik Parkı'ndan, Atatürk Orman Çiftliği'nden, Zafer Çarşısı'ndan, Toplum Kitabevi, Dost Kitabevi gibi kitap sevenlerin rengi noktalarından, Ankara Sanat Kurumu vardı, Sanat Derneği vardı. Biz yani üniversite yıllarımızdayken. Şimdi de aslında bu etkinlikler sürüyor ve ben de mesela çocukluğumdan itibaren her hafta mutlaka birkaç tiyatro oyununa gittim. Ailemle birlikte operaya gittim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın cuma akşamı konserlerine 3-4 hafta üst üste giderseniz, gittiğiniz zamanlarda eski tarihi binasından bahsediyorum, birkaç kez gittiğinizde sonraki haftalarda artık insanlar birbirlerini önce gözle tanımış olur. Sonraki haftalarda da selamlaşmaya başlar. Bu çok önemli bir şeydir Ankara için. Ve yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatrosu, bunların varlığı ve sürekliliği. Aynı şekilde çok ciddi bir konferans ve sergi hayatı vardır Ankara'nın. Hani Ankara böyle başka şehirler gibi dışarıda görünen bir şehir değil. Ankara sessiz, sakin, akademik ve bürokratik bir şehir. Ve hakikaten Cumhuriyet'in bürokrasisinin o ağır başlığını taşır her zaman.
kuruluşundan itibaren ve sakindir. Ama ağır ağır akan, hani öyle bir şey vardı ya film, Ankara'nın altında dereler var. Onun gibi Ankara'nın altında çok sakin bir sanat hayatı vardır. Bir bilim ve kültür hayatı vardır. Konferanslar bu anlamda çok zengin geçer. Ben hani gidip de az konuşmacılığı, yani az dinleyiciliği hiçbir konferans dinlemedim. Üç aşağı beş yukarı herkes birbirini bir süre sonra göz temasıyla tanır. Biz de mesela bu kültürel bellekleri çevrim içi yapmaya başladığımızda, hadi bir başlayalım bakalım deyip 2021 Kasım 2020'de başladığımızda birkaç hafta yapıp olmadı. Hani bitirecektik ama o kadar güzel bu Ankara'da bütün etkinlikleri takip eden gençler, orta yaşlılar ve çok büyükler de dahil olmak üzere o kadar güzel bir enerjiyle karşılaştık ki kendiliğinden hani bugüne kadar geldik. Şimdilik Mart 2021'de 13 Mart 2021'e kadar bir plan yaptık. Sonra hani Kasım'da tekrar başlarız diye düşünerek. Hani bunu şu anlamda söylüyorum. Sadece Ankara'nın böyle bir lokomotif özelliğinin de olduğunu düşünüyorum ben. Hani sanatın, kültürün, bilimin akışında biz biraz daha ağır başlı ve sakin giden bir şehrin insanlarıyız. Birbirimizi de tamamlıyoruz diye düşünüyorum. Tevazuyla tamamlıyor herkes birbirini. Kültürel Bellek 2020'yi ekranda bizi dinleyen her hafta en az 80-100, bazı haftalar 300 salonun hani kapılarını zorlayan ama kapasitemiz 300, o kadar alabiliriz. Yani Zoom'un kapasitesi sağladığı en geniş kapasite 300. Hani bunu bir yerde de Ankara'nın bu çok iyi ve çok yüksek dinleyici grubunun oluşturduğunu fark ettik. Mezunlarımız dedik ama aynı zamanda birçok Ankara dışında oturan birçok kişi de tutkulu bir şekilde kültürel bellekleri dinledi ve bu sayede aslında herkes Ankara'ya gelir. Çünkü Ankara'nın şöyle bir merkezi değeri vardır. Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Anıtkabir Ankara'nın merkezidir. Herkesin yolu buradan geçer. Dolayısıyla Ankara'da olan konferansları, Ankara'da olan müzelerin tanıtımlarını, Ankara'da olan etkinliklere ve yapılanlara dair her şeyi herkes merak eder. Bunun da çok bağlayıcı ve hepimiz birbirimize aynı heyecan ve duygularla kenetleyici bir etken olduğunu düşünüyorum. Ve biz bu arada sizler kadar hocam Mehmet Tunçer hocam çok çalışkan çıktı. Necati Bey de öyle. Aralara kitaplar yerleştirdiler. Biz salgın döneminde kültürel belleğin ilk kitaplarını hazırlamıştık. İkinci kitaplarını da toparladık. Daha yayına hazır. Kitaplardan konuşalım biraz da. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok değerli bir konuşma ve söyleşi oldu. Ben Necati Hocam hiç yorum yapmadı, hep ben konuştum. Biraz ona söz vereyim. Şöyle, programın süresi açısından ben söyleyeceklerimi artık daha sonra söylerim. Özellikle Yurdanur'la ilgili, heykelle ilgili de konuşacaktım ama hocalarımız gayet güzel şeyler söylediler. Başka bir zamanda onlara değiniriz ama ben birinci meclis, ikinci meclis ve Atatürk müze köşklerinin müdürelerini de bugünlerde mi, ileriki günlerde mi artık ne zaman yaparlarsa ben özellikle böyle Ankara'yı yöneten, Ankara'da bulunan kadınlara ayrı bir özen gösteriyorum. Eşimle sürekli konuşuyoruz. Ben son birkaç taneyi Serpil Hoca davet etmişti, Mehmet Hoca davet etmişti. Onlara hep katıldım sizin bu bellekleri ama diğerlerini ne yazık ki kaçırmışım. İşte burada tanışma oldu, daha da iyi. Belki bundan sonra daha da çok katılacağım ve tanışacağız. Çok sevinirim. Ama o hocalarım söylediğinde ben onlarınkileri hep gittim. Önceki ve sonraki konuşmaları da dinledim. Dolayısıyla bu meclislerin hanımlarını da bu kültürel belleklere dahil etmenizi naçizane teklif ediyorum. Bir de konferansların kitapları sanıyorum yok. Onların bir şekilde belge olarak sunulmasını da çok yararlı buluyorum. Çünkü harika işler yapıyorsunuz. Biriniz Türkolog, biriniz sanat tarihçisi sanıyorum. Doğru mu? Evet.
Bu da çok ciddi anlamda, tıpkı Mehmet Hoca'yla benim böyle farklı disiplinlerden gelmemizle şu programlar, sadece şu programlar, yazılar, konferans vesaireleri dahil etmiyorum. Sadece bu programlarda bir zenginlik kattığı gibi sizde de katıyor. Hayvanat bahçesi konusunda da buna yaşam merkezi falan deniyor ya, sizde de kültürel belleklerde de belki Ankara'nın kedi, tavşan, hatta güvercin ve keçisi gibi bir merkezin sadece o hayvanat bahçesi dediğimiz alanda yapılması bile inanılmaz değerlidir diye düşünüyorum. Sevgili hocalarım, biz Mehmet Hoca'yla özür dilerim. Biz Mehmet Hoca'yla konuklara sağdan soldan yüklenirdik, yüklenemedik. Siz birlikte götürdünüz bu programı. Yüreğinize sağlık diyorum. İyi ki katıldınız diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben kapatmadan önce biliyorsunuz şöyle soldaydım ama her zaman yanınızda olduğumu göstermek için peki. Fotoğrafları yanına aldım. Hakikaten çok elimden gelen her türlü gayreti ve katkıyı yapmaya her zaman hazırım. Ankara için ve ülke kültürü, tarihi, belleği için yaptığınız çalışmalardan dolayı, katkılardan dolayı, yayınlardan dolayı yüreğinize sağlık diyorum. Tebrik ediyorum, kutluyorum ve bize de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum tabii ki. Çok yürekten sağ olun, kutluyoruz. Biz bu alanı özellikle boş bırakıyoruz ki böyle şey olsun konuklarımız ama şimdi kapanışta da böyle yapalım, yanınızdayız her zaman. Yüreğinize sağlık. Ben son sözü Pelin'e bırakacağım. Ondan önce bir cümleyle hatırlatayım. Kültürel Mirasın İzinde Ankara ve Kültürel Bellek 2016 kitaplarımız Hacettepe Üniversitesi Yayınları arasından 2016 yılında ve 2019 yılında yayınlandı. Onları üniversitemizin kitap satış noktalarından ilgilenenler takip edebilirler. Kültürel Mirasın İzinde Ankara ikinci kitabımız hazır. Kültürel Bellek 2017 kitabımız hazır. Üniversitemizin yayınları arasında yayınlanmak üzere. Son dizgi baskı aşamalarındalar. Biraz biz yavaş kaldık, geciktik ama diğerleri de yayınlanacak, haklısınız. Hani söz uçar yazı kalır. Hem fotoğraflarla hem de kitaplarla sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Son sözü ben de Pelin'e bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten size yer bırakmadığımız için özür diliyoruz ama biz çok heyecanla her seferinde konuşuruz ve anlatırız. Yine öyle oldu galiba. Bu arada birinci müzenin müdür hanımı benim eski öğrencim. Haklısınız, çok haklısınız. En kısa zamanda Kasım ayında düşüneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara böyle insanlar oldukça, çalıştıkça iyi olacak, daha iyiye gidecek diye düşünüyoruz. Emeğinize sağlık sizin de. Çok teşekkür ederim. Evet, Ankara Kent Sohbetleri'ni de YouTube'dan takip ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz davetiniz için. Bizi büyüten şehre vefa borcumuzu hepimiz çalışarak ödüyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler. Harikasınız. İyi ki varsınız. Mehmet Hocam sen kapat. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde pandemiden sonra yüz yüze inşallah. İnşallah. Hoşça kalın.